Merhaba. Yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Bu seride kitaplarımı tanıtacağım. Yani severek okuduğum kitapları. Tanıtmak istediğim ilk kitap çok hızlı ilerleyen ve güzel bir hatırat olan Hobart Paşa'nın anıları. Peki kim Hobart Paşa? Daha doğrusu kitaptan önce biraz bahsedeyim. Türk İş Bankası Kültür Yayınları'nın basmış olduğu bir kitap. 314 sayfa. Türkçe çevirisini Derin Türk Ömer yapmış. Üç kısımdan oluşuyor bu kitap. İlk kısmında Hobart Paşa'nın kendi yazmış olduğu hatıratını okuyoruz. Bu kısım ne zaman, hangi zaman dilimi kapsıyor diye bakarsak 1822 ve 1886 yıllarını kapsıyor. Kendisi 11 yaşındayken İngiliz donanmasına askeri öğrenci olarak katılıyor. Albay bir kuzeninin tavsiyesi üzerine. Aslında normal bir okulda öğrenciyken çok haşarı bir öğrenci olduğu için ailesinden gelip çocuklarını okuldan almaları söyleniyor ve soylu bir aile çocuklarını okuldan alarak İngiliz donanmasına veriyorlar öğrenci olarak. 3 yıl boyunca zor bir yaşam sürüyor. Gemiye alışmaya çalışıyor ve bu yaşam boyunca İngiliz donanmasının çok aşırı disiplinli ve sert müdahalelerini görüyor denizcilere karşı. Bu onda bir etki yaratıyor. Daha sonraki yıllarında bunu görüyoruz. 3 yıllık görevi bittiğinde limanda onu donanmaya sokan albay amcası şey, kuzeniyle karşılaşıyor ve kuzeni birlikte eve dönelim diyor arabasıyla ve bunu kabul etmiyor. Çünkü bu belaya onu bulaştırdığı için ona çok sinirli. Devam eden süreçte 1842'de, pardon, 1835'te subay unvanını aldığını görüyoruz. 1842 yılına kadar ya 1842 yılından itibaren pardon kendisi 3 yıl boyunca çeşitli fırkateynlerde görev yapıyor. Görevleri Afrika'dan Amerika'ya giden köle ticareti gemilerini yakalamak. İngiltere köle ticaretine karşı olduğu için bu Güney Amerika eyaletlerine giden gemileri kovalayarak zamanlarını geçiriyorlar. Daha sonra 1854'te Kırım Savaşı başlayınca yine İngiliz donanmasıyla Baltık Cephesi'nde savaştığını görüyoruz. Buradaki kalelerin bombardımanında görev alıyor yine gemide. Devam ederken yarbay rütbesine yükseldiğinde Akdeniz'deki fırkateynlerde çeşitli görevler yaptığını görüyoruz. Daha sonra bu görevdeyken hem soylu bir aileden gelmesi hem de gösterdiği başarılardan dolayı Kraliçe Victoria'nın yatında subaylık yapıyor. Ve burada Kraliçe'nin eşiyle de tanışıyor ve iyi bir arkadaşlıkları var. Daha sonra albay rütbesindeyken savaş döneminde albayların belli bir bekleme süresi var. Ve çok fazla albay olduğu için amiralliğe geçmek biraz sürüyor. Bu dönemde savaş olmadığı için İngiltere donanması bekleyen amirallerin farklı işlerde çalışabilme müsaadesi veriliyor. Subay defterinden silinmeden. Kendisinin bu dönemde 5 arkadaşıyla birlikte yani hatıratın bu kısmında biz değildik başkaları diyor ama sonrasında kendisinin yaptığını itiraf ediyor. 5 arkadaşıyla birlikte o sırada Amerikan İç Savaşı var ve Güney eyaletlerinin yanında abluka yayıcılık yapıyorlar. Köleliği savunan Güney eyaletlerinde plantasyonlarda köleler çalışarak genellikle tütün ve pamuk elde ediliyor. Tabi bunların satılabilmesi için Kuzey Amerika donanmasının oluşturduğu ablukanın yarılması gerekiyor. Tabi sivil kaptanlara göre bu deniz subayları daha maharetli oldukları için buharlı ve yandan çarklı gemilerle nehirlere girerek ya da koylara girerek bu plantasyonlarda üretilen pamuk ve tütünleri gemilere yükleyip Karayip Adaları'na götürüyorlar. Daha sonra Karayip Adaları'ndan asıl müşterilere dağıtılıyor bu ürünler. Savaşın sonlarına doğru Amerikan ya Kuzey Amerika donanması gittikçe teknolojik bakımdan geliştiği için artık bunu yapamamaya başlıyorlar ve bunu sonlandırıyorlar. Kendisi aslında bir maceraperest, bu yüzden bu işi yapıyor. Aslında çok paraya ihtiyacı olduğundan değil ve sırf macera olsun diye sayısız kere denizden abukayı açtığı halde bir kere de karadan abukayı yarmak istiyorum diyor ve Kuzey eyaletleri ordusunun abukası aldığı bir şehri karadan abukayı yararak çıkmayı başarıyor. Sırf macera için yapıyor bunu. Bir kez olsun bunu denemek istiyorum diyor.
Devam eden süreçte hala bekleme döneminde Albayken. Bu sırada abisi İstanbul'da ve Osmanlı Bankası direktörlüğünü yapıyor. O İstanbul'a davet ediyor. Burada çalışabilirsin diyor. Ve İstanbul'a geldiğinde Sadrazam'la görüşüp iyi bir ilişki kuruyor burada. Daha sonra o dönemde İngiltere'nin Osmanlı'ya göndermiş olduğu danışman amiral de emekli olduğu sırada Sadrazam'la konuşup Osmanlı donanmasında danışman amiral oluyor kendisi. Tabii İngiltere buna çok sinirleniyor. Çünkü hem August Charles Hobart çok böyle söz dinleyen biri değil. Bu biliniyor ve çok da İngiltere'nin çıkarlarını gözeten birisi değil. Bu yüzden kendileri atacağı amiral yerine geçmesi İngiltere'yi kızdırıyor. Aslında kendisi albay daha danışman amiral de diyemiyoruz. Daha sonra Osmanlı kendisine amiral rütbesini veriyor. Osmanlı donanmasının başındayken ilk yaptığı icraatı Girit adasında çıkan isyanın bastırılması. Yunan gemilerini silah kaçırıyorlar Girit adasına ve Abuka yarıcılıktaki o tecrübeleri burada çok işe yarıyor. Büyük şiatları ve yük gemilerini ele geçiriyor Yunanistan'a ait ve Girit'teki isyanın bir şekilde bastırılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda kendisi 93 Harbi olarak bildiğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Karadeniz Filosu komutanlığı yapıyor. Yine çoğu kişi çok tecrübesiz olduğu Karadeniz'i bilmediği için bunu yapamayacağını söylesene Türkler. Kendisi hem abluka yarıcılık hem de abluka kurma konusunda maharetleriyle hem Ruslar tarafından sıkıştırılmış Türk askerlerini bölgeden tahliyesi hem de belli noktalarda Rusların durdurulması için faaliyetlerde bulunuyor. Tuna Nehri'nde tehlikeli yolculuklarından bahsediyoruz. Son olarak bu hatıratta da en çok okuduğumuz şey bu adamın av maceraları. Kendisi ava çok meraklı. Gemideyken yani okyanus açıldığında dahi belki bir adada avlanırım diye 3-4 köpeği bulunduğu özel av tüfeklerini yanında bulundurduğunu görüyoruz. Bol bol av macerası okuyacaksınız. Kitabın diğer ikinci ve üçüncü kısmında ikinci kısım Hobart Paşa hakkında kim ne dedi tarzında makaleler. Onu diğerlerinin gözünden okuyabilirsiniz. Asıl önemli kısım ise üçüncü kısım raporlar. Osmanlı donanmasının gelişmesi için neler yapılabileceğini, ıslahatlar hakkında ve torpido gibi yeni bir icadı nasıl kullanabileceği hakkında Hobart Paşa'nın padişaha sunmak üzere yazdığı raporlar var. Bunlar da yine bu kitabın içerisinde bulunuyor. Bunları da okuyabilirsiniz. Hızlı okunan güzel bir kitap. Anlatacaklarım bu kadar. Serinin diğer bölümlerinde görüşmek üzere.